Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Instagram'da bir takipçimin isteğiydi. Hem ona gösterelim hem sizinle paylaşalım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan videodan izleyebilirsiniz. Bütün püf noktalarımı o videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yazmamın kenarlarını tığlarken tercih ettiğim ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. İpimi şöyle göstereyim. İplerimin hepsi Altın Başak marka arkadaşlar. Yazmamın içindeki renklere göre diğer renklerim Altın Başak 413 numara sarı, Altın Başak 466 numara mavi, Altın Başak 940 numara mor, Altın Başak 91 numara pembe ve yine süslemede kullanacağım Altın Başak 911 numara, şöyle göstereyim, krem rengi ipim var. Bu modeli yaparken arkadaşlar şöyle iplerimi bırakmak istiyorum. Modelimizin çiçeğini pipet üzerine hazırlıyoruz. Pipetimi de göstereyim. Ben bükülen bölümünü kestim ama bu çocukların içtiği küçük boy meyve sularının yanında yapışık olan pipetten, ince bir pipet, kalın bir pipet değil. Ben pipetle yapmak istemiyorum, şiş kullanmak istiyorum diyenler de 3,5 numara şiş kullanabilirler. Benim oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara, onu da göstereyim. Çok soruluyor tığ numarası. Her videoda söylüyorum ama yine hatırlatmış olalım. İsterseniz 20 veya 21 numara da kullanabilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım çimenimizle. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Anlattığım sayılara göre giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olur arkadaşlar. Bir sorun yaşamadan, modeli sökmek zorunda kalmadan tamamlarsınız. Hemen geldim, tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bu şekilde tutturduk. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Tığ battı da, diğer tığ battıdan, sıradaki tığ battıdan ikişer ikişer çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Bu küçük üçgen çimenden yaparak modeli tamamlayacağım. Yine 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battıdan 2, 2 çıkarak minik bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincirle yine sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Bu çimen hem hızlı ilerliyor hem de kullanırken ütü de hiç problem çıkaran bir çimen değil. Çok rahat kullanılıyor. Şimdi yuvamızı yapalım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Tığ battının altından tutturdum. İkişer ikişer çıkıyorum. Minik bir trabzan yaptım. Üstüne yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum. Kirpik yapmadım bu çimenimin üstüne. Yine 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan yine tutturuyorum. 2 2 çıktım. Burada üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü dönüyorum. Ters tarafta bu şekilde boş bıraktığım çimenimin üzerine 9 zincirimi tutturdum. Üstüne 1 zincir çektim. Şöyle oldu. Geldim. Sık iğne ile yuvaya girdim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kere doladım. İkişer, ikişer, ikişer. İki kere doladım. Yine iki iki çıkıyorum. Üç kere de. En son üç defa doluyorum. Burada da 1, 2, 3, 4 kere de 2, 2 çıktım. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yaptığım son trabzanın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Yanına 2. Yanına 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yaptım. Düzeltiyorum. Yuvadan bir tane daha sık iğne yaptım. Bu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya 5 zinciri tutturuyorum. Bu şuradaki küçük 5 zincirle oluşturduğumuz yuva birazdan çiçeğimize oturtacağımız yuva. Üstüne bir zincir çektim. Burada yaptığımız yaprağımızın eşini tekrar yapacağız. Biraz ip saralım. Burada arkadaşlar bir kez doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir kez doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir kez doladım.
Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kez doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki kez doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üç kez doladım. İki, iki, dört kere de çıkıyorum. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci, üçüncü sık iğnem, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncuyu yuvadan yapıyorum. Yaprağımız tamamlandı. Şimdi bir, iki, üç zincirle bir sonraki tığ battıya geçtim. Şöyle yuvamız bu şekilde oluştu. Arada 1, 2, 3 zincir çekip bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıktım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 3 zincirle sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Şöyle oldu arkadaşlar. Çiçek yuvam, ara çimenlerim. Ara çimenden 6 tane yapacağım. Yanına hemen bir tane daha yuva yapacağım. Hızlı bir şekilde ben diğer çiçek yuvasını da yapayım. Sonra üst kısmına geçelim. Üst kısmı gerçekten muhteşem olacak. Hemen dönüyorum. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Ben bu sıklıkta yapıyorum ama dilerseniz aradaki çimen sayısını değiştirerek sıklığını ayarlayabilirsiniz. Hemen şimdi renkli kısmıyla devam edelim. Bu kısımda pipet kullanacağız arkadaşlar. Önce ilmeğimizi oluşturalım. Bir defa tığımın üstüne ipimi aldım. Geldim. Şurada 5 zincir çekerek bıraktığım minik yuvadan oyamın düz tarafından giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Yine bir kere doladım. Yine ikişer ikişer çıktım. İkinci trabzanım. Üçüncü. Dördüncü aynı yuvaya. Beşinci. 5 tane yan yana ikili trabzan yaptık. Bu şekilde şöyle göstereyim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü döndüm. Buradaki şu ilk yaptığım trabzanımdan trabzanımın tepesine 7 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Bir tane üstüne tekrar zincir çekip düz tarafını döndüm. Buradan sık iğne ile yuvadan giriyorum. Yuvadan girdim. İlmeğimi genişlettim. Pipetimi alıyorum. Pipetimin üstüne geçirdim. Yine aynı şekilde şöyle göstereyim. Yine üçüncü ilmek, dördüncü ilmek, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. Şöyle göstereyim. 8 tane geçirdik. Şimdi 9.'yu farklı yapıyoruz. 9. ilmekte arkadaşlar ilmeğimi oluşturdum. Burada pipetin üstüne geçirdiğim örümceklere benzer büyüklükte, ilmeklere benzer büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimi yaptıktan sonra 1, 2 zincir çektim. Pipetimin üstündeki ilmekleri çıkarıyorum. Örneğimin ters yönünü döndüm. Sık iğne ile tutturdum. 1, 2 zincir çektim. Sık iğne ile tutturuyorum sıradaki ilmeğime. Eğer ilmeğim dönmüşse düzeltiyorum. Yine 2 zincir çektim. Bir sonraki. 2 zincir çektim. Bir sonraki ilmeğimden. 2 zincir çektim. Bir sonrakinden. 2 zincir çektim. Bir sonrakinden tutturarak ilerliyorum. Yine 2 zincirimi çektim. Bir sonrakinden. Son 2 zincirimi çektim. Bir sonrakinden tutturdum. Şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Burada bir tane daha zincir çektim üstüne. Buradaki yaprağımın ucundan şöyle sık iğneyle ipimi tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu ilmeği burada bırakıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle olacak arkadaşlar. Üstü yapıldığında krem rengi ipime geçiyorum. Krem rengi ipimi diğer renklerimin içinde süsleme amacıyla kullanacağım.
ilmeğimi oluşturdum krem rengi ipimle. Şimdi pembe ipimi kesmedim ya da renkli ipimi kesmedim. Burada geliyorum. Şu birinci, şöyle göstereyim. Birinci ve ikinci halkamın arasında iki zincirim vardı. Bu iki zincirden sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine kendi iki zincirini aynı yere sık iğne ile tutturdum. Şöyle aynı yerde. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir yandakine geçtim. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı kendi yuvasına tutturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yine kendi yuvasına tutturuyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçtim. Bu aradaki bir zincirler birazdan işimize yarayacak. Bu nedenle ihmal etmeyin arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim kendi yuvasına. Bir zincir çektim yandaki yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim kendi yuvasına. Yuvalarımız az önce ikişer zincir çekerek bıraktığımız boşluklarımız. Bir zincir çektim yandaki yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5, 6 zincir çektim kendi yuvasına. Bir zincir çekiyorum yandaki yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim kendi yuvasına. Bir zincir çekip şöyle göstereyim. Sıradaki yuvaya giriyorum. Sıradaki yuvada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Kendi yuvasına tutturdum. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Üstüne bir zincir çektim. Buradaki yaprağın ucuna tutturuyorum. Yine üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Yakalayabilirsiniz hemen. Şimdi pembe ipimiz, biraz önce bıraktığımız pembe ipimizi tekrar alıyoruz. Pembe renkli ipimle şöyle birkaç tane zincir çekmiştik. O sökülmesin diyeydi. Geri aldım o zincirlerimi. Hemen şurada bir tane zincirim vardı pembe renkli. Bu pembe renkli zincirimin altından sık iğne ile girdim. Biraz daha yakından göstereyim size. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şöyle etrafını dolanacak kadar, hatta 7 tane çekeyim. Şurada bir zincir çekmiştik krem rengi ipimizde. O krem rengi bir zincirimin altından tutturuyorum. Şöyle yapayım tekrar. İpim tığın arasında kaldı. Şöyle aradan tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine bir sonraki bir zincirli krem rengi aralıktan tutturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bir sonraki aralıktan yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Şurada bir zincir çekerek bıraktığımız aralıklar birazdan işimize yarayacak demiştik. Buradan tutturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine sırada yuvalarımız hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yine bir sonrakinden. Yedi zincir yine. Şimdi birazdan en sonuncudayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Şuradaki krem rengi bir zincir çekmiştim. O krem rengi bir zincirimin altından giriyorum. Üstüne yine bir tane zincir çektim sıkıca. Burada da ipimi keseceğim. Şimdi iplerimi yakıp diğer çiçeğimi hazırlayıp ütüleyip göstereyim size son halini. Ben oyamanın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Ben bu sıklıkta yapıyorum bu modeli. Siz dilediğiniz sıklıkta aralığını ayarlayabilirsiniz. Verdiğim sayılara göre giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olur. Hiçbir sorun yaşamadan örneği tamamlarsınız. Şöyle de göstermek istiyorum. Bence çok güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.